Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Macilerin yaptığı bir börek ya da poğaça gibi bir şey. Ben buna ismi yok böreği diyorum. Onu yapacağım. Rahmetli annem bunu yapardı, kuzuya da pişirirdi. Eskiden Acilerin yapmak istediği vakit böyle kat kat börekle kim uğraşacak? İşler çok, teknoloji yok. Acil yemekler yaparlardı. Özellikle macirler bu uydurma yemeklerde çok başarılıdırlar. Şimdi buna 6,5 su bardağı un koydum. Arkadaşlar benim ölçüm bu. Bir bardak yoğurt koyuyorum. Eskiler hep yoğurt kullanırmış. Şimdikiler süt kullanıyor. İşi bilmiyorlar. Halbuki yoğurt bu tip hamurlara çok lezzet verir. Gerçekten lezzet verir. Bir bardak yoğurt attım. Yarım yaş mayayı ılık suda erittim. Şöyle atıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu atıyorum. Ve aldığı kadar su koyacağız arkadaşlar. Önce şöyle bir bakalım. Yoğurtla mayanın suyu var çünkü. Hamurun durumuna göre su ekliyoruz. Hamurumuzu yapalım ve 20-25 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz kabarana kadar içini hazırlayalım. 400 gram kıyma kullanacağız burada. 400 gram kıymaya bir miktar maydanoz doğradım. Kıyma içine her zaman maydanoz güzel gidiyor. Bir orta boy soğan doğradım. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığından birazcık az tuz. Bunları yoğuracağız, çiğ olarak pişireceğiz arkadaşlar. Evet, hamurumuz kabardı. Çok müthiş kabardı. Tam 3 misli kabarmış. Şimdi ne yapıyoruz? Önce şöyle bir yuvarlak tepsim var. Bunu yağlayacağım. Sıvı yağ kullanıyorum arkadaşlar. Ve tepsimizi bir kenara alıyoruz. Şimdi hamurumuzu şöyle bir çıkaralım. Masaya biraz un dökelim. Masaya döktüğümüz unla hamurumuzu bir kendine getirelim arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu ikiye bölüyoruz. Bunları tek parça olarak açacağız. Şu şekilde yuvarlak hale getiriyoruz. Çok ince açmayacağımız için bizim için şekil o kadar önemli değil. Şimdi bir merdane yardımıyla hamurumuzu bir tepsi büyüklüğünde açacağız. Bir nevi İtalyan pizzacıların büyük tepside yaptığı pizza hamurları gibi bir şey oldu.
Şekli o kadar da önemli değil. Şimdi yağladığımız fırın tepsisine bu hamuru bir şekilde yerleştireceğiz. Şöyle fazlalığını alıyoruz. Delik yerler o kadar önemli değil. Şöyle bir parça yamayabiliriz. Şimdi burada kıymamıza ben biraz su kattım arkadaşlar. Normalde kıymayı soğanla sulu sulu yaparlar. Ben çok soğan tadını sevmiyorum. Seviyorum da çok iyi olmuyor. Daha çok kıyma tadını daha çok seviyorum. Şimdi bu sulu sulu 15-20 dakika bekledi kıymamız oda sıcaklığında. Biraz da şişti. Şu şekilde sıvıyorum. Çok bol malzemeli, gayet hoş bir şey olacak bence. Evet, tepsimiz bu şekilde aldı. Şimdi ne yapacağız? Öteki hamur parçasını da aynı deminki gibi açacağız ve üstüne kapayacağız. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Yırtmadan. Şöyle. Şu şekilde tepsimizin üstünü örtüyoruz. Ben her ihtimale karşı biraz büyük yaptım. Hamur umduğundan fazla kabardı. Siz de ona göre yapın arkadaşlar. Eğer kabarmazsa yaya kalırsınız. Şu şekilde açık kalan yerleri kapatıyorum. Şöyle elimle bastırıyorum. Ve üstüne bir yumurtanın sarısıyla bir miktar sıvı yağ hazırladım. Bunu süreceğim. Şöyle gene bir karıştıralım. Güzel homojen olsun. Bir fırça yardımıyla güzelce dağıtalım. Zaten hamurumuz içi bol yağlı oldu kıymadan dolayı. İşimiz bittikten sonra yapacağımız son bir şey kalıyor. Bol çörek otu. Bunu susam gitmiyor arkadaşlar. Sevenler atabilir ama biz eskiden hep böyle gördük. Çörek otu yaparlardı. Susam nerede? Susam pek kullanmazlardı bizde. Çörek otu atarlardı. Çörek otu da bildiğim kadarıyla daha sağlıklı, daha faydalı. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu 180 derece ısınmış fırına vereceğiz. Böreğim pişti arkadaşlar. İçinden bir parça aldım. Şöyle bakın. Müthiş bir tat. Bence kıymanın da suyu kaçmadı. Bütün lezzeti içinde. Harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar.